Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde passphrase kavramından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise örnek bir passphrase oluşturacağız. Yine passwordmaster.com adresine gideceğiz arkadaşlar. Buraya girelim. Örnek bir passphrase oluşturacağım. Oluşturacağım passphrase siber kampüs olacak. Tabii şuradan ilk önce show password demem lazım. Sizlerin de görebilmesi için. Siber kampüs kelimesini passphrase olarak kullanacağım. Şu an 16 günde kırılabileceğini söylüyor. Bunun başına ve sonuna birer tane artı işareti. Tam arasına da birer tane artı işareti koyacağım arkadaşlar. Sonrasında baş harflerini ve son harflerini büyük harflerle tamamlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi 88 asra yükseldi. Sonrasında i harfi yerine 1, e harfi yerine 4 vereceğim. A harfi yerine de 5'i vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 271 milyon yılda kırılabileceğini söylüyor. Hem de hatırlaması daha kolay bir parola arkadaşlar. Yani i harfi yerine 1, sonrasında e harfi yerine 4, a harfi yerine 5'i verdik. Başında ve sonunda ortasında artı işareti var ve ilk harfleri ve son harfleri büyük başlıyor. Geri kalan hepsi küçük. Örnek olarak bir de siber güvenlik kelimesini passphrase olarak düzenleyelim. Yine başına, sonuna ve ortasına birer tane artı işareti koyacağım. Ya da bu eksi de olabilir. Hatta eksi koyalım arkadaşlar. Bu sefer eksi işareti koyacağım. Yani bu şekilde olması gerekmiyor. Kendi mantığınızı oluşturduğunuzda tüm parolalarınızı o şekilde oluşturabilirsiniz. Yine kelimelerin ilk harflerini ve son harflerini büyük harflerle yazıyorum. Sonra i harfi yerine 1, e harfi yerine 3, yine E harfi yerine 3, I harfi yerine 1 yazıyorum. 685 trilyon yılda kırılacağını söylüyor. Yani bu kırılması imkansız demek arkadaşlar. Bu şekilde kendi passphrase'lerinizi oluşturabilirsiniz. Kendi cümlelerinizi passphrase olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.